Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende kenarortay konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Garibim buraya kadar gelmiş. Bunun devamını bir getirelim arkadaşlar. Ne oldu burası? 3, 3 oldu. Burası 4, burası 2 kök 5. Bizden kenarortay uzunluğu isteniliyor. En azından öyle. Bak burası y iken burası nedir? Belli bir parçası isteniyor. 2'ye kenarortay uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Gençler normalde şöyle bir formül var. Ama müfredattan kaldırıldı. Şu A'dan, B'den ve C'den geçerse şu V A ise A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C ise 2 çarpı B A'nın karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı b kare artı c kare, b kare artı c kare eksi tabanın karesi bölü 2'den çıkacaktır cevap arkadaşlar. Bu formülden çıkacaktır. Ama ben de konu anlatımlarında da söylüyorum. Ya bu formül kaldırıldı ama hani geometride olmasa bile karşımıza trigonometride çıkabilir arkadaşlar. Ne kadar karşı olsam da şimdi farklı bir yol yani kosinüs teoreminden yapacağım arkadaşlar. Ha burada kosinüs teoremindeki yapmamdaki sebep özel açı falan olsa direkt şeyden yaparım. Ne derler ona? Kosinüsüz yaparım. Ha bu soruyu zorlasam, zorlasam değil. Yine kosinüsüz yaparım da trigonometride sorarlar diye o yüzden buradan şöyle kosinüsle çözeyim. Arkadaşlar şu açıya alfa diyecek olursam büyük üçgende kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bulabilir miyiz? Buluruz. Haydi uygulayalım bakalım. Kosinüs teoremini uyguluyorum büyük üçgende. 2 kök 5'in karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı yani 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi dalga geçmek yok, yok ha. Kenan Hoca kosinüs teoremi yaptı diye. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfaya eşit olacak. Buradan 2 kök 5'in karesini 20 eşittir. 16 artı 36 eksi 48 eksi 48 kosinüs alfaya eşit oldu. Eksi 48 kosinüs alfayı buraya atayım. 48 kosinüs alfa yaptı burası. Şu 20'yi de buraya attığım zaman kaç yaptı? 16, 16, 16, 32 yaptı. 8'e bölsek 4, 8'e bölsek 6. 4 bölü 6'dan kosinüs alfayı ne bulduk arkadaşlar? 2 bölü 3 bulduk. 8'e bölsek 32'yi 4 yapıyor. Bu 6 yapıyor. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 çıktı. Neyse devam. Kosinüs alfayı 2 bölü 3 bulduk ya. Şimdi arkadaşlar burada bir kosinüs teoremi daha yapacak olursam eğer. Onu nerede yapacağım? Hadi aşağıda yapayım şöyle. Şuradakinde bir kosinüs teoremi uyguluyorum şöyle. Yani 3y neye eşittir? 3y'nin karesi pardon neye eşittir? Kolların kareleri toplamı 4'ün karesi eksi 3'ün karesi eksi 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa neydi arkadaşlar? 2 bölü 3'tü. Şunlar sadeleşti. 4 kere 2 8 8 kere 2 16 yaptı burada. 9y kare eşittir 16 artı 9 artı 16 mı oldu arkadaşlar burası? 4 kere 8 16. Evet. Buradan ne geldi arkadaşlar? 16'lar sadeleşti. 9y kare eşittir 16 ise y'yi buradan y kare eşittir 1 çıkar. Y'de 1 çıktı. Ama benden x eşittir 2y isteniyor. X eşittir 2y olduğundan y'de 1 olduğundan cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 2. Yani Ceyhan çıktı. Dediğim gibi şu formülle de yapabilirsiniz. Maviyle yazılmış olan formülle. Ama müfredattan kaldırıldı açıortay uzunluğu formülü ve kenarortay uzunluğu formülü. Ama ne olur ne olmaz diye kitapların yazmasına da bu şekilde karşı değilim. Çünkü trigonometri kısmında karşımıza sorular çıkabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şurası dik verilmiş. Buradaki açı 60 derece. Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenarortaydır. 12'yi yazdık hemen. Kenarortay bunlar birbirine eşit. Hocam zaten bak burası 90 derece. 90 60 ise burası 30 oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası ağırlık merkeziydi. 1'e 2 oran var. Direkt burası kaç yapar o zaman? 12 yapar. Yani cevabımız Akçay oldu. Yukarıdaki şekilde G ABC'nin F'de BGC'nin evet F'de BGC'nin ağırlık merkeziymiş. Arkadaşlar burası F BGC'nin ağırlık merkezi ise burada 2'ye 1 oran vardır. Burası ne oldu o zaman? 2 oldu. G'de büyük üçgenin ağırlık merkeziydi. Hocam burası 6 ise burası da kaç yapacaktır? Hop 12 yapacaktır. E ile ilgili bir şey demiş mi arkadaşlar?
E ile ilgili bir şey demiş mi? AE ile ED birbirine eşit demiş. AE ile ED birbirine eşit. Yani burası toplamda kaç arkadaşım? 12, 6 daha 18. O zaman AE ile de ED'yi burada eşit vermiş ya. 18'i 2'ye böldüm. 9'a 9. E o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? Tamam, 12 olduğundan buraya da 3 kaldı. Yani cevabımız böylelikle Edremit yaptı. ABC eşkenar üçgeni G ağırlık merkezi etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde A üssü, B üssü, C üssü üçgeni oluşuyor. Evet, şu sarı üçgen oluşmuş. Buna göre C üssü, A üssü, C nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi döndürme. G noktası etrafında döndürüyorum. Arkadaşlar, o zaman G noktası etrafında döndürüyorsam ve A buraya geldiyse, bak döndürmede bu G A'yı çizecek olursak, hop, bu buraya geliyor. Hocam bu çizgiler yeterli mi? Aslında beni C de ilgilendiriyor. Şuradan C'ye de çizelim isterseniz. Bak döndürmede ne olacak arkadaşlar? Şunu da şöyle çizecek olursak. Bu dönmeye devam etse ta da buradan geçecek. Ama C de beni ilgilendiriyor. Belki bunu çizmek zorunda kalmayacağız. Bilmiyorum. Bakalım. Dursun bakalım şimdi. Hatta şunu da çizelim. Bu da aynı şekilde G'den buraya geldiğimiz şey. Madem G var, G'yi kullanalım daha doğrusu. Çizelim. Ayıp olmasın. Neyse. Devam arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaç derece döndürdüm? Hop, buradan buraya 30 derece döndürdüm. Hocam burası 30 derece. Ve 30 derece döndürürken şu merkezli bir şey döndürdüğüm zaman bu yarıçap değil mi? Bir nokta etrafında bir doğruyu döndürdüğüm zaman hocam yarıçap 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 olduğundan şunların hepsi ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Zaten eşkenar üçgende ağırlık merkezinden şuraya gelen uzunluk, şuraya gelen uzunluk ve şuraya gelen uzunluklar birbirine eşit değil miydi? Evet, ondan dolayı şunların üçü eşit. Buradaki eşitliklerden geldi, döndürmeden dolayı geldi. Ağırlık merkezinde. Bu arada bak yan tarafa çizeyim. Eşkenar üçgende bu ağırlık merkezinden bir yükseklik çizsem kenarortaydır aynı zamanda. Bu da bir yükseklik çizsem bu da kenarortaydır aynı zamanda. Hocam burası 30-30 ya. Hocam burası da 30-30 ya. 30-30 burada kaç derece çıktı? 120 derece çıktı. Bak şurası nedir arkadaşlar? Şurası. Şuradaki açının tamamı 120 derecedir. Burada kaçtı da 120 derece? Burada kaçtı da 120 derece? Burada kaçtı da 120 derece? Dolayısıyla buraya ne kaldı arkadaşlar? 90 derece kaldı. İyi ki bunları çizmişiz. Burası 90'sa ikizkenardaki üçgenden dolayı burası da 45, burası da 45. Hocam şurada açıyı bulacağım. Çok kolay. Bu açının tamamını biz ne dedik şimdi? 45 dedik. Niye? İkizkenardaki üçgenden dolayı 45 derece çıktı burası. Hocam şu eşkenar üçgende ağırlık merkezinden geçiyorsa, ağırlık merkezinden geçen doğru aynı zamanda ağırlık merkezinden geçen doğru yüksekliktir ve açıortay değil midir? O zaman bunlar da 30-30'dur. Ve bunun tamamı 45 derece olduğundan x açısına ne kaldı arkadaşlar? 15 derece kaldı. Güzel bir soru, hoş bir soru, zor olmayan bir soru. Böyle döndürme ile alakalı sorular karşımıza çıkabilir. Evet, cevap böylelikle Denizli oldu. Diklik verilmiş, 2 ve 6 verilmiş. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Hemen ağırlık merkezini kullanalım. Burası 90'sa bu arada burası da 90. 2 iken burası direkt nedir? 4. Ya bu garibim 6 atmış buraya kadar gelmiş. Tam ağırlık merkezine kadar gelmiş. Madem bu garibim buraya kadar gelmiş. Bunun devamını getirsek ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenarortaydır. A 90'dan çizilen kenarortay. Ne çıktı burada? Muhteşem. Bu arada 6'ysa burası nedir arkadaşım? 3'tür. Burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Ve şurada 4 var. Burada 6 var. Bakın 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 ne çıktı burada? Bir dik üçgen çıktı. Bir kenar 6, diğer kenar 4. 6'nın karesi eşittir 4'ün karesi artı x'in karesinden. 36'nın 16 çıktı 20. X de buradan kök 20. Yani 2 kök 5 olarak çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu sevgili gençler. Dikler verilmiş. Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi bak dikten geçmiş böyle. Kenarortay. Yani ağırlık merkezinden geçen kenarortay olur ve 90'dan çizilen kenarortayda muhteşem üçgenden dolayı burası da eşit olur mu arkadaşlar? Olur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi biz bunları düşüneceğiz. Gençler, burası Y iken burası nedir? 2Y'dir. 1'e 2 oran. Hocam 3Y ise burası da 3Y, burası da 3Y. Olay bitti mi? Bitti. Bak 4'ü kullan kardeşim. Ne var burada? Hocam bir dik üçgen var. Dik üçgende 3y'nin karesi eşittir. Ne diyeceğiz? Y ve 4'ün kareleri toplamı. Y kare artı 4'ün karesi. 9y kare eşittir. Y kare artı
16 olduğundan 8 y kare eşittir 16 olduğundan y kare eşittir 2 olduğundan y'yi de buradan kök 2 olarak buluruz ama bizden x isteniyor. X de 2y olduğundan cevabımız böylelikle 2 kök 2 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Cihan oldu. Şekil 1'de ABC dik üçgeni biçimindeki kağıdın ağırlık merkezi G noktasıdır. Bu üçgen G noktası etrafında okyanusta alfa derece döndürüldüğünde G noktası A üssü B kenarı üzerine gelip şekil 2 oluşuyor. Peki döndürüyoruz. Arkadaşlar döndüreceğiz. Döndürme soruları hep bunu gösterin. Kalem. Hop. Döndürdüğümde aynı kalem mi oluyor? Evet. Yani şeklin aynı şekilde. Yani şeklin eş. Bunu sakın ama sakın unutma. Sen bunu ne yapmışsın? B noktası etrafında döndürmüşsün. Bu şekil olmuş. Bak dikkat et. Döndürürken hocam A üstüne gelmiş. Yani şu BA ile şurası eşit değil mi? Evet. Eşit. Kenarların eşitliğini hatta yeri geldiğinde açıların eşitliğini de kullanacaksın. Hocam bu aynı zamanda şuradaki üçgenin ağırlık merkezine gelmiş. Buraya x dersem burası nedir? 2x'tir. Ve burası 3x'ken hocam ağırlık merkezinden geçtiği için eşit eşit. Muhteşem üçten burası da eşit olur mu? Olur. Burası da 3x, burası da 3x oldu. Ve gençler dikkat edin. Sen bunu döndürmüştün biraz önce. Hop bu buraya geldi. Burası 3x'ken burası da 3x değil mi? Evet. Aa, ne çıktı burada? Eşkenar. Hocam 60'ar derece oldu bunlar. Zaten burası 60'sa tamamı 90 olduğundan buraya 30 kaldı. E bu da aynı üçgen olduğundan bu da dik üçgenden burası da 60 derece oldu. Alfa nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Alfa derecelik açıyla döndürülmüştü bu. Hocam alfa derecelik açıyla döndürülmüştü. Biz zaten bulmuşuz cevabı ya. Hop dönerken bu dönme açısı değil mi arkadaşlar? Dönme açısı kaç derece yapıyor? Bakın 60 derece yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. Şekil 1'deki çevresi 72 santimetre olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt ağırlık merkezinden geçen AC'ye paralel bir KE doğrusu boyunca katlanıyor. Katlamalarda ne yapıyorduk? Eski tarafına doğru geri açıyorduk. Hocam bak şunu paralel vermiş. Ben bu paralelliği kullanacağım. Ağırlık merkezinden geçen bir paralel doğru boyunca katlanmış. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Karışıklığa mal olmuşsun. Hop. Aynı zamanda bu açılar da eşit. Hocam hop. Bunlar da birbirine eşit. Ya şuradaki paralelliği kullanacağım. Demek ki burada ne var arkadaşlar? Buradaki paralelliği kullanırsam eğer. Hocam Z mi var burada? Evet. Z'den dolayı buradaki açı ne yaptı arkadaşlar? Nokta açısı yaptı. Bak paralellikte. A şunda şu paralel noktaysa burası da nokta açısı yaptı mı? Yaptı. Ne çıktı burada? İkizkenar üçgen çıktı. Neyse. Sonrasında burada ne var arkadaşlar? Aynı şeyi burada da yapabilirim. Hocam yöndeşitten dolayı burası da çizgi yaptı. Şöyle Z'den dolayı burası da çizgi yaptı. Burada da bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı. B üssü RP üçgenin çevresi isteniliyor bizden. B üssü RP üçgenin çevresi. Öncelikle arkadaşlar burada ikizkenar çıktı. Burası A. Ve şurada bir şey göstermek istiyorum. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde biraz benzerliği de kullanacağız. Hop sen bunu böyle çizdiğin zaman yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran yok mu gençler? 2K'ya K yok mu? Var. E şunlar birbirine paralelse hocam 2'ye 1 oran varsa burası da 2'ye 1'dir. Burası da 2'ye 1'dir değil mi? Şimdi burada ağırlık merkezinden şöyle paralel çizilmiş. 2'ye 1 oran vardır. Yani burası hocam A ise burası nedir? 2A. Hatta burası 2B ise burası da nedir? B'dir. E hocam B ise burası da B'dir. A ise burası da A'dır ikizkenarlıktan dolayı. Dikkat et. 2A iken burası da 2A olacağından buraya A mı kaldı? Burası dikkat et. 2B iken katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 2B iken burası da 2B olacağından buraya da B mi kaldı? Aynen öyle. E şimdi bizden ne isteniliyor? B üssü RP. B üssü RP üçgeni isteniliyor arkadaşlar bizden. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi bizden bu kenar isteniliyor. Arkadaşlar biraz da şeye de dalıyor aslında bu. Şeye de giriyor aslında bu. Neye giriyor? Şimdi şuraya bakacak olursak benzerliği de giriyor aslında ama benzerliksiz yapabilir miyim diye bakıyorum. Ha yapabilirim tabii ki. Orta taban var değil mi? Ben şuraya bir x dersem bak şunlar eşit şunlar da eşit. Orta taban çıktı mı çıktı. Burası x iken burası nedir? 2x'tir. Arkadaşlar burası 2x oldu. Orta tabandan dolayı. Peki hocam şunun tamamı kaçtır diye soracak olursanız burada da bir temel orantı var. 2 bölü 3'ten dolayı 2 bölü 3'ten burası da 3x'tir. Evet şuradaki uzunlukta 3x'tir arkadaşlar. Tamamı 3x diye yazayım.
Şimdi adam bana ne vermiş? Şekil 1'deki çevresi 72 olan bu. Yani 3a artı 3b artı 3x. Bak burası 3a bulduk. Burası 3b bulduk. Burası da 3x bulduk. 3x toplamı 72 vermiş. Hemen 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 24 mi yapıyor? Evet, 24 yaptı. 24 yaptıysa arkadaşlar buradan bu a artı b artı x 24 yaptı. Bizden ne isteniyor? Bizden zaten baktığın zaman b üsre p üçgenin çevresi isteniyor. Yani 24 isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Madem G ağırlık merkezi hocam kenar ortaydır. Madem bu garibin buraya kadar geldi. Bunun devamını getir. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 15 15 oldu. Hocam 18 ise burası nedir? 9. A 90 ise 90. 9 15 ne üçgeni? 9 12 15'ten 12 yaptı burası. Bu ağırlık merkeziydi. 1'e 2 oran vardı. 12 ise direkt burası kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. Yani cevabımız Edremit oldu. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi ve 2 ve 7 uzunlukları verilmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir kere ağırlık merkezini kullanmak zorundayız. Ağırlık merkezi burasıysa. Hocam buradan çizersem saçma olduğunu görüyorsun. Hocam buradan çizersem saçma olduğunu görüyorsun. Hocam buradan çizersem biraz az saçma. Yani biraz mantıklı gibi durdu arkadaşlar. Şuradan çizdim. Ne oldu burası arkadaşlar? Ağırlık merkezinden geçen kenarortay oldu. Peki şuraya dik. Buraya dik. Buraya dik. Ne yapacağız arkadaşlar burada? O zaman burası dik, burası dikse aslında burada bir yamuk var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak burada bir yamuk var. Yamuk konusu da işin içine girmiş. Yamuk da sorulabilirdi ama hani konudaki her türlü soruyu gösterebilmek için bu kitap bu soruyu da burada yazmış ama yapacak bir şey yok. Ben burada ne yapabilirim? Aslında şöyle yapabilirim aslında. Ama yok, yamuk mantığından gidersen daha kolay olacak arkadaşlar. Hocam buradaki yamukta şunlar eşitse biz orta tabanı yamukta da çok kullanıyoruz arkadaşlar. O zaman burada yamukta orta taban çizelim. Şunlar bu şekilde paralel değil mi? Buradan bir paralel çizelim. Yani şuraya bir dik çizelim. Yamuktaki orta tabandan dolayı 7 artı 9 bölü 2'den burası 9 bölü 2 mi oldu? Evet. Şimdi ben x'i bulacağım. Aa, ne var arkadaşlar burada? Her ikisi de aynı doğruya dik paralel. Yani burada bir kelebek var. Kelebekte bir oran lazım bana. Zaten var oran da biz yazmamışız. Bak dikkat et. Ağırlık merkezinden geçti. Hocam burada 1'e 2 oran yok mu böyle? Var. Aşağıdan yukarı 1'e 2 oran varsa burada da aşağıdan yukarı 1'e 2 oran vardır. Ve direkt burası kaç çıkar o zaman arkadaşlar? 1'e 2 orandan 9 çıkar. 9 bölü 2 ise 9 olur. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. Zor bir soru gelmiştir. Hepiniz buraya gelmişsinizdir büyük ihtimalle. Ama ileriki konuları bazen böyle kullanabiliyoruz. Konu içerisinde bütünlük sağlansın diye. Buna ben karşı değilim. Bu kitapta da bu şekilde birkaç tane soruya böyle değinilmiş. İleriki konulardan arkadaşlar bence sıkıntı yok. AB 15 denilmiş. AD uzunluğu da 12 denmiş. Arkadaşlar şu uzunluk 12. Aklında bulunsun. Peki. Yukarıdaki şekilde I noktası ABC'nin işte çemberin merkezi. Bu işte çemberin merkezini kullanacağız. Yani işte çemberin merkezi demek oradan geçen iç açıortay demek. Bir de G noktası da ABC üçgenin ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezinden geçen de kenarortaydır. Hocam burada ne çıktı o zaman? Bakın hem açıortay hem kenarortay. Ne var burada? Bir ikizkenar hocam. Çünkü ikişer sağlanmış. Yani burası da 15'tir ve burası da nedir arkadaşlar? Yüksekliktir. Peki 15 15 yazdım. Şu uzunluk kaçtı? Dışarıda göstermeyeyim bunu. Şuradaki uzunluk arkadaşlar 12 değil miydi? Burası ne? 12 15 ne üçgeni? 9 12 15'ten 9 çıktı. Peki ama bizden IG isteniyor. Ben G'ye kadar olan uzunluğu bulabilirim. Arkadaşlar G'de ne yapıyorduk? 1'e 2 oran vardı. 12'yi 3'e böldüğümüzde hocam burası 4'tür. Yukarısı da 8'dir. O zaman buraya da 8 eksi x mi kaldı? Evet. Burası 8 eksi x oldu. Çünkü burası dörtgen tamamı 8'dir. X'i buradaysa 8 eksi x burası oldu. Peki soruyu daha çözemiyorum. Soruyu çözmek için hamle yapmam lazım. Nasıl bir hamle yapmalıyım? I'yı ya da G'yi kullanmalıyım. Acaba G'yi mi kullanacağım? Bak şimdi. G'yi kullanmaya kalkarsam ben. Hocam buradan bir kenar ortay çizdim. Bir işime yarar mı? 15 bölü 2, 15 bölü 2. Yaramaz. 1'e 2 falan. Yok yaramadı. Şuradan çizsem yok aynı şey yaramadı. O zaman I'yı kullanayım.
I dediğimiz neydi? I dediğimiz zaten I'yı gördüğünüz zaman işte çemberin merkezini gördüğünüz zaman I'dan geçerin diye hep söylüyoruz arkadaşlar. Şuradan geçirsem bunu olmak zorunda açıortak olmak zorunda. Çünkü I ABC'nin işte çemberin merkezi. O yüzden buradan geçirdik. Ya da buradan da geçirebilirsiniz ama bir tanesi benim için galiba yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Açıortaydır hocam. Hocam bu açıortay. Bak şu üçgende ne çıktı gençler? Hocam bu üçgende açıortay. Koldaki oran tabandaki orana eşittir. Koldaki oran 15 bölü 9. 15 bölü 9 eşittir tabandaki oran. Tabandaki oran şu ve şu değil mi? Evet. Yani 8 eksi x bölü x artı 4 yapar. Buradan 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3. İçler dışlar yapsam 5x artı 20 eşittir 24 eksi 3x yaptı. 8x eşittir 4 yaptı. X'i de buradan kaç bulduk o zaman? 1 bölü 2 bulduk. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Güzel bir soru, hoş bir soru.